verilmesi, imar planları ve işimciler ve imar yetkili düzenlemeler, numaratörce... Müzekkere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 03.09.2020 tarihli Eylül ayı toplantısında Meclis İmar Komisyonu'na havale olunan imar planı tadilat talepleri dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonu'nda görüşülmüştür. Kanun 8C bendi ve 5.393 sayılı belediye kanunun 8C bendi ile 24. maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görmüştür. 6 kat üzerinde projelendirilecek. Mekansal yapım planına göre, yönetmeliğine göre bizler dün olduğu gibi bugün de, yarın da sadece iyi günde değil, kötü günlerde de kardeşlerimizin yanında olacağız. Kardeşlik zor zamanda belli olan anlayışıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz ve aziz milletimiz bu zor süreçte kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Bizler de Sivas Belediye Meclis üyeleri olarak tüm hemşehrilerimiz adına, başta kardeş şehrimiz Gence olmak üzere tüm Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin, soydaşlarımızın maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzu tüm dünyaya tekrar ediyoruz. Sivas Belediyesi'nde vurgun bulunan siyasi partiler ve meclis üyeleri olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Tüm dünyanın göz önünde kardeş şehrimiz Gence'ye yapılan bu son saldırılardan sonra Ermenistan, bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesiri önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını sonuna kadar destekliyoruz. 30 yıla yakın sürede Yukarı Karabağ'ın Ermenistan'ın işgali altında olduğu tüm dünyanın malumudur. Bizler büyük Türk milletinin bir ferdi olarak tüm Sivaslı hemşehrilerimiz adına Sivas Belediyesi Meclis üyeleri olarak bu haklı işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Tüm uluslararası camia ise bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Tüm dünya şunu bilsin ki bizler başta ebedi vatanımız Anadolu olmak üzere Müslüman Türk'ün yaşadığı her yerde, her coğrafyada istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele etmeye 100 yıl önceki ruhla ya istiklal ya ölüm parolasıyla bağımsızlığımız ve inancımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Sivas Belediyesi Meclis üyeleri olarak şehit düzen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Başta kardeş şehrimiz Gence olmak üzere can Azerbaycan'a başsağlığı dileklerimizi iletiyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ve dayanışma irademizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Sözlerimi hepimizin duygularına tercüman olan şehit lider Muhsin Yazıoğlu'nun sözleriyle noktalıyorum. Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz. Ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz olmaz.